Ne var lan? Ne arıyorsun burada? Sana ne? Önce ben geldim aslanım. Ne yapayım? Babanın malı mı burası? Çoban Ali'ymiş. Ya ne sandıydı? Al. Ne o? Bazlama işte. Ne katılmış ki arasına? Ballı kaymak. Al işte lan. Babanın ağacı mı? İn aşağı. Çekil be. Ben çıkacağım oraya. Çekil. Yaksana oğlum bacağımı. Önce ben gördüm aslanı. Yok ya. Gelen senin oğlan değil mi Süleyman abi? Doğrudur Yakup ağam, benim oğlan. Arkadan gelen de seninkisi. Hayırdır inşallah. Muzaffer abi gözün hadi gelin. Gelin alaya geliyor Muzaffer abi. Müjdemi isterim. Önce ben geldim abi, asıl ben isterim müjdemi. Al bakalım şey. Bu da sana mı? Niye ona yarımlık veriyorsun da bana çeyreklik atıyorsun? Olsun o kadar Murat. Hüseyin senden bir adım önce geldi. Ulan ikiniz de ağoğlusunuz. Yakışıyor mu size bahşiş için debelleşmek he? Onların derdi bahşiş değil Süleyman ağa. Onlara yarış olsun da ne olursa olsun. Alsana kız. Almam. Niye? Sen abimle kavga ettin. Ne olmuş kavga ettiysek yarın da barışırız. Al hadi. Şefika. Ne kız o ağzındaki? Şeker. Çıkar çabuk çıkar. Yeah.
Ağalar, oğlumun düğününe hoş geldiniz. Sefalar getirdim. Eyvallah. İkiniz de köyümüzün şanı şerefisiniz. Allah sizi başımızdan eksik etsin. Estağfurullah. Estağfurullah. Biliriz. Aranızda ayrı gayrı yok. Biz de birinizi öbürünüzden ayrı tutmayız zaten. Hele biriniz buyurup hey çekin de şu düğünümüz başlasın. Yakup ağa, hadi bakalım. Hele bir kalk. Çık meydana da şu boyunu posunu bir görelim. O gür sesini bir duyalım. Olur mu canım, estağfurullah. Hacı Gümüşoğlu Süleyman'a şeref verip hey çeksin bu sefer. Ya kalk işte Yakup ağa. Geçen düğünde ben çekmiştim. Bu sefer sıra sende. Hadi. Ya hadi, acıktık be. Bekletme milleti ya. Hey güreşçiler. Hey davulcular. Hey hey. Çalsın davullar. Başlasın güreş. Hey. Maşallah be. Hay maşallah be. Bırakma. Bırakma. Maşallah. Benim babam da o yüzden. Yok ya, şimdi sırtını bir yere getireyim de gör bakalım. Kim ağaymış? O kadar kolay değil o iş. Gel bakalım. Şunlara bak, şunlara. Vay keratalar vay. Pehlivan nasılmış bunlar? Ya millet, bunları yarışı bitmez. Hadi yemeğimizi yiyelim. Doğru söylersin Yakup ağa. Hadi, hadi, hadi. Pehlivan güreşe doymaz derlerdi de inanmazdım. Demek doğruymuş. Deli yaptın aslanım.
Çelme taktın ayağıma. Ne eylesi be? Bal gibi yendim işte. Tuş derler ona, tuş. Düğünde de benim babam el çekti ama ne haber? Ne oldu? Cevap veremedin. Ağanın şanı düğünde belli olur aslanım. Ağlar el çeker anca, ağlar. Boşuna mı benim babamı seçtiler? Büyüyünce benim babam bana at alacak ama öyle dedi. Ne olmuş? Benim babam da bana hem at alacak hem de tabanca. Aha gördün mü? Benimki daha büyük işte. Kuyruğu azıcık uzun o kadar. Hem ben bunu balıktan saymam bile. Yanlışlıkla takılmış oltaya. Sen saymazsan ben hiç saymam. Abi, hadi gelin de birlikte evcilik oynayalım. Ben anne olacağım. Hanginiz baba olursunuz? Ben baba falan olmam. Dağların efesi olurum, tamam mı? Ben baba olurum ama Şefik anne olacak. Tamam. Olmaz. Niye? Başkası olsun anne, Şefik olmaz. Mızıtıyorsun işte. Mızıtırım ne olmuş? Ben de giderim o zaman. Gidersen git. Şefik razıydı ama anne olmaya. Benim baba olmamı kıskandın değil mi? Hüseyin bak. Hacı Gümüşoğlu falan demem. Yakalarsan fena yaparım. Öyle Efe olurum demek de olunmuyor Murat. Efe dediğin dört tane koşturur atını. Yakala da görelim. Ne oldu? Yakalayamadın beni. Sen alışkınsın tabii kaçmaya. Geçen sene sünnetçide yakalayamamıştı seni. Hani senin atını kimse geçemezdi. Ne oldu? Dağların nefesi olmak sana düşmez oğlum. Evcilikte baba olmak da sana düşmez sünnetsiz. Çık ulan her meydanına. Yiğitçe kapışalım o zaman. Gel hadi ben buradayım. Hadi oğlum hadi. Hadi koş oğlum geç şunu. Murat, yavrum, sen de ateşin yanına gel. Kurulan hadi.
Hasta olacaksın yoksa. Gömleğini çaput yapmış. Yeleğini de Hüseyin'in sırtına asmış. Dövüşmeden duramazlar ama birbirlerine de kıyamazlar işte. Yine neyi paylaşamadınız oğlum? Bana sünnetsiz dedi. Ne olmuş ki oğlum dediyse? Hem benim oğlum da sünnet olacak. Hem de davullu zurnalı. Değil mi babası? Sen merak etme. Bana bak. Gelen misafirlere iyi bakın. Tamam. Sakın hata yapılmaya. Değil mi hanım? Tabii. Kimsenin gönlü kırılmaya. Ağa düğünüdür bu. Her şey çok güzel oldu. Hiçbir eksik istemiyorum. Yine anladınız değil mi? Evet. Nereye gider bu? Siz de mi görmediniz? Görmedik ağam. Hiç kimse görmemiş. Hayırdır Süleyman ağa? Bu ne durgunluk böyle cenaze evi gibi? Oğlanın sünneti yok mu? Öyle niyetlendik ama bizim oğlan yine kayıp Yakup ağa. Pencereden kaçıp gitmiş. Deme ya. Eş, dost, akraba hepimiz böylece kaldık işte. Aradık, taradık, her taşın altına baktık. Ama Hüseyin yok. Ben bilirim onun nerede olduğunu. Nerede? Bizim gizli yerimiz vardı. Kesin oradadır. Gelin. Gelmez aslanım. Şş, sessiz olsana oğlum. Öyle fasulye sıra gibi dikilirsen gelmez tabii. Aslanım keklik ekmeğe gelir bir kere. Böyle akşama kadar beklesen bir şey olmaz. Nereden biliyorsun? Keklik akraban mı var? Biliyorum işte gör bak. Şu ekmeği ufalayayım nasıl gelir? Keklik dediğim buğdayı da mısırı da her yerde bulur. Ama ormanda fırın yok gidip ekmek alsın. Görürsün bak şimdi nasıl damlayacaklar. Acıdı mı lan? Ne acıdı mı? Sünnet. Yok. Biraz acıdı ama. Barıştık mı lan? Hı. Duruyorsun çeksene. Çek. Aha yakaladık, yakaladık oğlum. Demedim mi ben sana, demedim mi? Keklik orada ağlarla.
dikkat et, kaçmasın. Nereye kaçıyormuş? Hiçbir yere bırakmam onu. Kafesini evde hazırladım bile. Kekik kafeste beslenir mi oğlum? Muhabbet kuşu mu bu? Sana ne aslanım? Benim değil mi? İstediğimi yaparım. Niye senin oluyormuş? Birlikte yakalamadık mı? Allah Allah. Tabii ekmekler benim de oğlum. Onlar olmasa yakalayamazdık. Ne olacak peki? Ya kızartıp yarı yarıya yiyeceğiz. Ya da bir gün sende duracak, bir gün bende. Olmaz oğlum. Benim kuşum bu. Köye dönünce bir parça ekmeğini geri veririm ben sana. Merak etme. Yok öyle ya mı? Acıkmış oğlu. Ver bakayım şunu bir. Bırak. Susan ben kurdum. Bırak lan. Versene oğlum. Niye verecekmişim? Benim kuşum. Benim de oğlum. Vay kardeşim. Hayırlı tezkereler olsun. Ne zaman geldin? Bir saat olmadı. Anamın elini öpüp size uğradım. Tüfeği alıp çıktı dediler. Bahriyeli'nin tüfekle ne işi olur ki dedi. Burada keskin nişancı piyade dururken ormanı sana mı bırakacaktım? Görüyorsun işte. Ense yapmadık askerdi. Yine ballı tarafına denk geldi herhalde. Sen ne zaman aldın tezkereyi? 3 ay oldu. Biz de 3 ay erken gittik aslanım. Oo, nar gibi kızardı vallahi. Askerde mercimek bulgur yemekten şu nimetlerin tadını unuttuk be. Bizim yine ara sıra balık falan da yediğimiz olurdu ama... Gemiyle bir açılıyorduk kardeş. 3 ay, 5 ay. Artık komutan ne emrederse. Sonra da gemide 3 öğün bir patates, bir patlıcan. Bir patates, bir patlıcan. Orası bizim bu dere gibi değil ki Hacı Gümüşoğlu. 4 yanın derya deniz. Bir tane ağaç göremezsin. Bir karış çimene kurban olursun ama yok. Köy nasıl burnumda tutuyordu biliyor musun? Vatan borcunu ödeyip sonunda köye geldim gelmesine ama sensiz de tadı çıkmadı tabii. Bir gün babamla Yakup Ağa yolumu çevirdiler. Ulan birbirinize dalaşmaktan başka işiniz gücünüz yok. Ya bir gün Murat'la yolunuz ayrılırsa nasıl yaşayacaksınız dediler. Hey gidi Yakup Ağa. Hey gidi Süleyman Ağa. Uğradın mı? Yok. Hadi birlikte gidelim. Hadi. Bizim komutan durduk yerde beni izne yollayınca sevinmiştim. Güle oynaya girdim köye. Ama meğer babamın helvası kavruluyormuş. Hasta yatağında ağırlaşınca anama vasiyet etmiş. Hacı Gümüşoğlu'nun yanına gömün beni demiş. İkisine de Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Sen de ben de askere ağaoğlu diye uğurlandık. Ama şimdi ağalık yüklendi sırtımıza. Onca iş güç. Elimize bakan onca insan. Nasıl kalkacağız altından Hüseyin? İşin zor kısmı asıl bundan sonra başlıyor işte. Kız Hüseyin değil mi şu gelen? Vallahi o. Ne zaman geldik ya askerden? Sabah gelmiş. Asker tıraşı da pek yakışmış. Ne yakışmaz ki ona? Murat'ın sarı saçları gibisi var mı ki? He vallahi. Yeter be. Biraz ağırbaşlı olun. Koca kızsınız hepiniz. Hiç utanmıyor musunuz? Aman, bunun yanında da hiçbir şey konuşulmuyor. Boyuna posuna kurban olayım ben senin Hacı Gümüşoğlu'nun.
Kız hiç mi edep yok sizde? Kız Şefika. Hadi Murat abi. Bunu kıskanmanı anladık da Hüseyin'e bakana niye bozulursun? Aman be. Ne haliniz varsa görün. Onun da aklı Hüseyin'de kızlar. Haberiniz olsun. Onun aklına kalmıyor bu işler. Pancarları ambara aktardık ağam. Yarın fabrikanın arabası gelince yükleyeceğiz inşallah. Tamam. Öbür günde kalan buğdayın harmanını kaldırıp çuvallayın. Olur ağam. Başka bir emrin var mıdır? Yok Bekir Kahya, yok. Siz de gidip dinlenin biraz. Sağ ol ağam. Hayırlı akşamlar. Oh, mis gibi koktu. Yine dolma mı sardın güzel anam? Sardım sarmasına da bu sefer sana değil. Hacı Gümüşoğulları'na yollayacağım. Askerlerine kavuştular ya, hayırlı olsun. İyi yapmışsın. Ben döndüğümde Hasibe Ana da bize yollamıştı. Dolma pişti herhalde. Alayım mı Gülsüm Ana? Dur kızım, önce ben bir bakayım. İyi iyi pişmiş, al hadi. Bir örtü falan serelim üstüne. Doğru kızım, serelim. Kezban, kızım hadi hiç soğutmadan Hacı Gümüşoğulları'na götürüver. Tamam Gülsüm Ana. Kezban. Abla. Kız bırak, tamam. Ben götürürüm Deniz'i. Murat, ne oldu oğlum? Neyin var? Yok bir şey ona. Hayırdır inşallah. Hayırlı akşamlar Hasibe Ana. Hayırlı akşamlar güzel kızım. Buyur. Gözünüz aydın. Askeriniz gelmiş. Sağ ol kızım. Anam sarma sardıydı da size yolladı hayırlı olsun. Kız niye zahmet etmiş? Ellerine sağlık. Biz de çay demlediydik. Gel hadi birlikte içelim. Yok Hasibe Ana, sağ ol. Ben gideyim. Meraklanırlar şimdi. Peki kızım, sen bilirsin. Selam söyle anana. Olur, söylerim. Hadi hayırlı akşamlar. Gözünüz aydın tekrar. Hüseyin. Oğlum neredesin? Şşşt, korkma. Benim Şefika. Hüseyin abi. Askerde hasret çekmekten ölecektim neredeyse. İyi işte, geldin şimdi. Allah sevdiğine bağışlasın. Kimi sevdiğimi bilmezmiş gibi konuşma kız. Çeşme başında adını sayıklayan bir sürü kız var. Ne bileyim ben hangisine sevdalı olduğunu. Delirdin mi kız sen? Benim gözüm sevdiğimden başkasını görür mü? Gözüm hiç başkasına bakar mı? Git de ona bakın o zaman. Akşam vakti beni burada niye oyalıyor ki? Askerde gece nöbetteyken başını kaldırınca böyle yan yana iki dağ görünürdü sadece. Vakit geçmek bilmezdi. Türküler söyler dururdu. Sonra şafak vakti kızarıverirdi her yer. İki dağın arasından çıkan kızıl güneşin içinde güzel bir kız görürdüm her sabah. Gözlerim kamaşırdı. Ama bakmadan da duramazdım. Ben her gecenin sabahında seni göreceğim diye avuttum kendimi Şefika. Bir daha bana abi deme, tamam mı? Tamam.
abi. Afiyet olsun. Ağam. Ağam. Murat ağam. Ne oldu Bekir Kahya, ne var? Arkadaşınız Karaovalı Kenan köye gelmiştir ağam. E alıp getirseydin ya. Şey ağam, buyur ettim ama Hüseyin ağa vardı yanında. O salmadı ağam. Neredeler? Köy kahvesinde yarenliyorlardı ağam. Tamam hadi gidelim. Buyur ağam. Günler geçmez olmuştu. Buraları, sizleri çok özledim. Sağ olasın. Ben de sizi çok özledim Hüseyin. Selamun aleyküm. Hoş geldin Kenan kardeşim. Sefalar getirdin. Hoş geldiniz. Hayırdır? Hangi rüzgar attı böyle? Duydum ki kardeşlerim askerden dönmüşler. Bir yüzlerini görüp hasret giderelim istedim. Çok iyi yaptın. Özlemiştik be. Peki niye burada durursun? Kahya buyur etmiş ama gelmemişsin. Sağ olasın Murat. Gelirken yolda bile dert oldu içime. Dedim şimdi Hacı Gümüşoğlu'nda kalsam bir türlü, Murat'ta kalsam bir türlü. Bilirim. Siz yine hırgür çıkarırsınız şimdi. Yok be Karaovalı. Artık çocuk değiliz ya. Bende kalırsın bu sefer. Olur biter. Karaovalı Kenan kardeşim köyümüze gelecek ve benim evimde kalmayacak, öyle mi? Bak işte. Korktuğum yine başıma geldi. Zaten iki gün kalacağım. Bir gün sizde yatarım. Hı-hı. Bir gün de sizde. Tamam mı? İlk gün bizdesin o zaman. Nedenmiş? Hayda. Neyse. Onu da hallederiz. Kolay. Gel bakalım Murat'a. Oh be. Havasından mıdır, suyundan mıdır bilmem ama sizin köyde her şeyin tadı bir başka oluyor. Övünmek gibi olmasın da öyledir. Karaova'da ne var ne yok Kenan? Karaova iyi hoş ama benim başımda bir dert var ki hiç sormayın. Hayırdır Kenan? Elimizden bir şey gelir mi? Madem birbirimizi kardeş bildik, biz ne güne duruyoruz? Sağ olun. Eksik olmayın. Ama ve lakin başka bir derttir. Sevdalandım kardeşler. Ne güzel işte. Daha ne istersin? Kara sevda değil ya. Yok. O da bana tutku. İşin aslı şu ki onun köyüne uğradım. Onun yanından geliyorum. Yakında gidip isteyeceğiz Allah'ın emriyle. Babası biraz uğraştıracak gibi ama eğer verirse kızını, düğünümde baş misafirlerimsiniz ona göre. Hele sen evlen, gelmeyen namerttir. Değil mi Murat? Öyle canım. İki elimiz kanda olsa bile geliriz. Tabii geleceksin. Geliriz, geliriz. Sizlerde ne var ne yok? Askerliği de yediniz. Düğün nişan vaktidir. Yok mu bir şeyler? Yok be Kenan. Babalar rahmetli olunca bütün işler sırtımıza bindi. Nefes almaya vakit bulamıyoruz. Ya sen Hüseyin? Çıkmadı mı aklını çelen bir güzel? Cevap vermediğine göre var bir şeyler herhalde. Yok be Karaovalı. Dalıp gitmişim. Murat da dedi ya. Vakit bulamadık ki. Ne bu durgunluk Hacı Gümüşoğlu? Bilek güreşini sen kazandın işte. Daha ne istersin? Benim derdim o değil ki be Karaovalı. Gündüz diyemedim ama benim de başımı bir sevda ateşi sarmıştır. Deme ya. Ulan insan arkadaşına bunu söylemeye utanır mı? Ne var bunda? Utandığımdan değil be Kenan. Kız, yani Şefika, Murat'ın kız kardeşi. Murat biliyor mu peki? Bilmem, belki anlamıştır. Ama ne olursa olsun hiç haz etmeyecektir bu işten. Bu mu yani derdin? Gider yoluyla yordamıyla istersiniz kızı. Hem ne güzel. Murat'la da enişte kayın olursunuz bundan sonra. Niye kızsın ki? Bilmem, öyle mi dersin? Oğlum,
Hadi yatıp uyuyun artık. Kenan yol yorgunu. Sen bizi düşünme Asibe Ana. Bizi bu gece zor uyku tutar. Asıl sen yat dinle. Yarına işim var. Ne işiymiş o? Hayırlı bir iş. Oğlun abayı yakmış. Görücüye gidiyorsun. Amanım. Olmaz ana, olmaz. Oğlum ne var bunda? Hasibe Hanım besmeleyle, duayla görücüye gelmiş. Ayıp bir şey mi bu? Ne münasebet ya? Yakışık alıyor mu hiç? Allah Allah. Nesini yakıştıramadın oğlum? Bir kabahat mı işlediler? Yıllarca arkadaş bildik, kardeş bildik. Ama bacımıza yan gözle bakarmış meğer. Murat, oğlum. Yan gözle bakmak denmez buna. Mürvet işi bu, hayır işi. Yuva kurmak için Allah'ın emriyle gelip isteyecekler. Gelmesinler. Boşuna zahmet etmesinler. Onlara verecek kızımız yok bizim. Rahmetli baban yaşasaydı, Hacı Gümüşoğullarına kız vermek bizim için şeref olur derdi. Ama ben babam değilim ana. Ben babam değilim. Benim de adım Murat Ağaysa ve benim sözüm er sözüyse bu iş olmayacak ana. Duydun mu? Olmayacak. Oh! Ağam! Ağam! Murat ağam! Ağam! Ya söylesene ana, tam ne dediler? Dedim ya oğlum, biz size haber yollarız dediler. Ya boş ver haberi. Gülsüm ana ne dedi, nasıl karşıladı? Oğlum iyi karşıladı elbet. Ama evin eri Murat'tır dedi. Adettendir, ona bir soralım. Münasip görürse buyurur dünüre gelirsiniz dedi. Murat ne dedi peki? Ben gittiğimde evde yoktu oğlum. Tarlaya indi dediler. Duyunca ne yapmıştır Allah? Abi, Karaovalı Kenan arkadaşın evimize geldi. Sana sözü varmış, bu gece bize kalacakmış. Misafiri bekletmek ayıp olur diye seni çağırmaya geldim. Tamam, gelirim. Gelirim dedim ya, sen git. Küçükken burada evcilik oynardık, hatırlıyor musun abi? Siz Hüseyin'le derede balık tutardınız. Her oyununuz mutlaka kavgayla biterdi. Çocukluk işte. Bazen oyunun en güzel yerinde sizin kavganız yüzünden benim de bütün hevesim kaçıverirdi. Abimsin diye bir şey de diyemezdim. Ama bu sefer de öyle olmasın abi, ne olur. Bu sefer mi? Abi, benim de gönlüm Hüseyin'de. Büyük ablam Kamuran evlenirken düğününde gülüp oynamıştım. Bir ata bindirip götürmüşlerdi. O günden sonra bayramdan bayrama bile zor görür olduk. Ama Emine ablam evlenirken içim acımıştı. Çünkü bir kızın gelin gitmesinin ne demek olduğunu öğrenmiştim. Zor be Murat. Zor. Biliyorum. Ama Şefika bacın kendi köyünüzde gelin kalacak. İki sokak ötenizde oturacak. Hem elin oğlu değil, can arkadaşın enişten olacak. Benim canımı sıkan da bu ya işte Karaovalı. Yapacak bir şey yok ki Murat'ım. Gönül bu. Ferman dinler mi? Adem babamızdan ve Havva anamızdan bu yana böyle süre gelmiştir.
Soran sormayan herkese selamımızı götür karaoğlan. Aleyküm selam. Siz de benim gözümü arkada bırakmayın, tamam mı? Düğünüme bekliyorum ona göre. Gelirim evvelallah. Hadi selametle git. Allah'a ısmarladık. Hazırlanmadın mı? Geç kalacağız. Ayıp olacak. Hadi. Tamam ana, hazırım ben. Ah, benim küçük Hüseyin'im büyümüş de günlere gidecek yaşa mı gelmiş ha? Oğlum, dünürler geldi gelecek. Üstüne başına bir şeyler giysene. Hadi. Bana ne geleceklerse? Böyle mi çıkacaksın misafirlerin karşısına oğlum? Çıkmayacağım ana, çıkmayacağım. Olur mu öyle şey? Ne derler sonra? Bu evin eri sen değil misin? Benden başka bir şey isteme ana. Razı oldum diye zil takıp oynayacağımı sanma. Git kendini ağırla misafirlerini. Kızını vereceksen kendin ver. Düğüne müğüne de gelmem. Şimdiden bilmiş olayım. Şefika, ne kız o ağzındaki? Şeker, çıkar çabuk, çıkar. Thank you.
Selamun aleyküm Murat ağam. Aleyküm selam Ali ağam. Bacının düğünüdür. Herkes halaya durmuştur. Sen niye gitmezsin? Çocukken Hüseyin'le sizin yarışınız hiç bitmezdi. Hala bitmedi mi Murat ağam? Buyur Murat ağam. Afiyet olsun. Başka bir isteğin var mı? Afiyet olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Murat. Nereye Murat ağam? Daha kahvene dokunmadın bile. Beğenmedin mi yoksa? Yok, ondan değil. Havası bozuldu buranın. Üç ay oldu. Hala barışmadın mı bunlar? Yok emmi yok. Baksana hallerine. Bunların inadına akıl sır erer mi? Yarın Arife. Öbür gün bayram. Olur mu hiç böyle ya? Yakışır mı ağalıklarına bunların? Murat ağa düğüne de geldi. Evlerine hiç gitmemiş. Bu seferki küslükleri öyle böyle değilmiş. Hoş geldin. Ne içersin Hüseyin ağa? Ne bileyim işte. Yap bir acık abi. Emrin olur ağa. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Elhamdülillahi rabbil alemin, errahmanir rahim, maliki yevmiddin. Allah tekrar nasip etsin. Mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. Mübarek. Size mübarek. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Haysiyetimle oynadı hanım. Mübarek gün bütün köylünün önünde yapılacak şey mi bu? Değil tabii oğlum. Ama Murat da benim bir evladım sayılır. İçi kötü değildir. Gururuna yediremedi sizin evlenmenizi. Hala içi buruk demek ki. Ne suç işledim ki ben ana? Ne kötülük yaptım ki? Aylardır yüzüme bakmıyor. Beni görünce yolunu değiştiriyor. İnatçıdır, sinirlidir. Ama yüreği yufkadır Murat'ın. Öyle değil mi Şefika? Öyle olmasına öyle ama... Bu sefer pek yumuşayacak gibi değil Hasibe Ana. Yumuşar, yumuşar. Bugün bayram. Murat Şefika'nın büyüğüdür. Hem orası baba evidir. Ayağına gitmek size düşer. Bayramda küsler barışır. Gidin gönlünü alın. Bu iş uzamasın artık. Tamam Hasibe Ana. Olur gideriz. Aa Şefika'yla Hüseyin geliyor. Oğlum dur. Bak bugün bayram. Yeter uzattığınız. Bitsin artık bu küslük. Ana. Mübarek gün senin de kalbini kırmayayım. Oğlum yapma Murat. Selamün aleyküm Hüseyin ağa. Aleyküm selam, buyur. Karaova köyünden selam getirdim. Kenan ağamın haftaya bugün düğünü var. Gelirse şeref verir dedi. Şeref duyarım, gelirim elbet. Hı-hı. Hele buyur bir soluklan. Yemek ye, dinlen. Sağ ol ağam, yolum uzun. Daha okuntu götürecek çok hanem, çok köyüm var. Eyvallah, selametle o zaman. Hadi, kalın sağlıcakla. Hadi. Hadi yürü. Bu Karaovalı Kenan, Murat abimle senin ortak arkadaşınız değil mi?
Öyle. O zaman abimi de... Murat Ağam, Murat Ağam. Karaova köyünden bir haberci düğün okurtusu getirdi. Kenan arkadaşınızın haftaya düğünü varmış ağam. Hayrola, kötü bir şey mi oldu ağam? Biraz vakitsiz oldu. Başka zaman yokmuş gibi. İki bayram arası düğün olmaz diye bayram sonunu beklediler herhalde ağam. Şey ağam, Hacı Gümüşoğlu'na da okumuşlar. Benim de sıkıntım o ya zaten. Düğünümde baş misafirlerimsiniz ona göre. Hele sen evlen, gelmeyen namerttir. Değil mi Murat? Öyle canım. İki elimiz kanda olsa bile geliriz. Şimdi gitsen bir türlü, gitmesen bir türlü. Aynı köyün iki ağasısınız siz. Bir düğüne çağrılmışsınız. İkinizin de arkadaşı. Gitmeseniz olmaz. Yakın bir yerde değil ki. Ta Karaova. İki günlük koca yol. Ayrı ayrı gidip düğünde ayrı oturmak yakışmaz sizin şanınıza oğlum. Ne derler sonra? Ne derlerse desinler Asibe'ne. Senin bende hatırın büyüktür. Ama oğlun aklınca Şefika'yı alıp bana nispet yaptı. Olur mu hiç öyle şey oğlum? İkisi de sevdalanmışlar birbirlerine. Elden ne gelir? Bu işin inadı nispeti olur mu? İzdivaç işi bu. Sevdalanacak başka kız mı bulamadın? Hadi çocukken yarışırdınız. Kavganız dövüşünüz hiç bitmezdi. Ama ikiniz de koca ağalar oldunuz oğlum. Bu küslük, bu husumet nereye kadar sürecek böyle? Bütün köy sizin barışacağınız gün bayram edecek. Herkes senin ağzına bakıyor Murat. Boşuna beklemesinler o zaman. Şefika kızımın da boynu bükük kaldı. Ne yapsın garip? Bir yanda abisi, bir yanda kocası. Ağzını açıp bir şey de diyemiyor ki. Buraya gelmeyi bile çekindi. Abim bana da mı kin güder oldu yoksa diye için için üzülür oldu. Ah biricik kızım benim. Ana evine gelmeye bile çekinir oldu. Şefika'nın ne kabahati var? Neden onun da başını öne eğdirirsin ki Murat? Üstüme gelme ana. O da varacak başka birini bulaydı o zaman. Hüseyin yarın sabah yola çıkıyor Murat. Sizin yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmezdi. Aynı yolu ayrı dağlardan mı aşacaksınız? Arkadaşının bacısına göz koyan adam Karaova'nın yolunu da tek başına bulur herhalde. Gördün mü bak, ne yapacağız şimdi? Da dön evladım. Allah yolunu açık etsin. Amin. Sağ ol hocam. Hadi kalın sağlıcakla. Abim. Murat abim geliyor. Duydum ki sağda solda benim atım Murat'ınkinden daha hızlıdır deyip dururmuşsun. Karaova yolu uzun. Görelim bakalım atının maharetini. Kardeşim. Şükürler olsun Allah'ım. Karaova yolu bizim yaylanın çimenlerine benzemez. Hadi bakalım. De. Görüyorsun değil mi Asibe Ana? Daha şimdiden hileye başladı. Ama merak etme Şefika. Bu sefer yeneceğim koca. Yolunuz açık olsun. Hadi oğlum.
Buyur Şefika kızım. Hayırlı akşamlar Ebu Ana. Bir tasan mı var kızım? Bilmem ki Ebu Ana, anlamadım. Gel içeri gel. İşte Milas göründü. Yorulduk be Murat. Milas'ta konaklayalım bu gece. Süvari Hakkı'ya misafir oluruz. Olur. Onu da görmüş oluruz. Ya. Neyin var Ebu Ana? Kötü bir şey mi? Yok bir şey kız. İki aylık gebesin. Başka bir isteğiniz var mı ağalar? Estağfurullah Hakkı abi, sağ olasın. Karnımızı doyurdun, yatağımızı serdin. Daha ne isteyelim? Hadi o zaman, Allah rahatlık versin. Sağ ol. Sana da Hakkı abi. Hayırlı geceler. Sağ ol kızım. Buyurun. Sağ ol Kezban. Afiyet olsun. Kızım daha dün öğrendin gebeliğini. Şimdiden patik örülmeye başlanır mı? Ne bileyim anne. İçim coşuverdi işte. İlk çocuğun heyecanı başkadır. Zaten çifte sevinç yaşıyor. Abisiyle kocası da barıştı. Daha ne istesin? Şefik abla. Hüseyin ağama dönüşte müjdeyi ben vereyim mi? Olur Kezban ver. Kızım niye mavi örüyorsun Fatih? Nereden biliyorsun erkek olacağını? İçime doğdu anne. Erkek olacak. Hüseyin'in dedesinin adını koyacağız. Fettah. Hadi bakalım kayınço. Yolcu yolunda gerek. Nereye yahu? Hele bir bardak daha keyif çayı için öyle kalkın bari ağlar. Karova kaçmadı ya. İyi madem. Senin güzel hatırını kıracak değiliz ya Hakkı abi. Ağır ol bakalım dayı. İndir hele tabancanı. Ne oluyor ağalar? Sakin olun yapmayın ya. Tanışın mıdır? Tanışımdır ya. Kusura kalmayın. Biz de elinde tabancayla görünce sandık ki... Mahmut Usta oymacıdır. Tabancamın kabzasını yenileyecekti de. Evet. Buyur Süvari Hakkı. Hayrını gör. Oo, eline sağlık Mahmut Usta. Bakın. Büyük zanaatkardır. Estağfurullah. Vallahi helal olsun usta. Bakayım. Çok güzel. İşin ehliymişsin. Şu güzel zanaatınla benim kabzamı da yeniler misin usta? Karaova'ya düğüne gidiyoruz. 3 gün sonra yine Milas'a uğrar alırız. Olur delikanlı. Senin kabzan eski mi kalsın istiyorsun eniştelik? Yola gidiyoruz Murat. Silahsız olur mu? Canım cenk etmeye değil ya, eğlenmeye gidiyoruz. Dönüşte alırız işte. Korkma, bir şey olursa korurum ben seni. Ne korkacağım be? Buyur usta. Da! Kafaca köyün nikahısı geliyor. Yürü hadi, karşılayıp bahşişle. Hoş gelmişsiniz ağalar. Hoş gelmişsiniz ağalar. Hoş geldiniz. Hoş gelmişsiniz ağalar. Hoş geldiniz. Nihayet iki can arkadaşım da geldi işte baba.
Artık onlar enişte kayın oldular. Düğünüme de omuz omuza gelip şeref verdiler. Hoş geldiniz delikanlılar. Sefalar getir. Hoş bulduk Halil ağam. Kafacadan selamlar getir. Aleyküm selam. Buyurun. Buyurun. Kenan. Bir dakika. Buyur baba. Bu Murat ne biçim bir adamdır böyle Kenan? Ne oldu ki baba? Ne oldusu var mı? Görmedin. Hacı Gümüşoğlu davulcuya bir çeyreklik bahşiş attı ama o iki çeyreklik verdi. Ayıp denen bir şey var. Mahcup etti eniştesi. Onlar hep öyledir baba. Sen bilmezsin. Çekişmeden, yarışmadan duramaz. Olur mu öyle şey? Nasıl arkadaşlıktır bu böyle? Nasıl akrabalıktır? Onlar biraz öyledir işte baba. Hoş göreceksin. Ben hoş görmem Kenan. Ayıp ettim onu. Yakışmadı ağalığına. Hey çekme işini Hacı Gümüşoğlu'na vereceğim. Yapma baba. Onları karıştırma. Bir başkasına bak. Damat babası bensem, kime istersem ona veririm. Karışma. Hüseyin oğlum, hele bir kalk. Çık şu meydana da boyunu posunu bir göster. O gür sesini bir duyalım. Hele şeref verip bir hey çek de düğünümüz başlasın. Olur tabii ki Halil ağam. Şeref duyarım. Hay Allah. Neyse canım, görünmez kaza işte. Gel Hüseyin oğlum. Eve girelim de üzerine yeni bir mintan versin. Hele bir hey çekeyim de sonra değişirim Halil. Olur mu canım? Bu halde meydana çıkıp bağırılır mı? Gel hadi gel. Düğünde de benim babam hey çekti ama ne haber? Ne oldu? Cevap veremedin. Ağlayacağını düğün de belli olur aslanım. Ağlar hey çeker anca ağlar. Boşuna mı benim babamı seçtiler? Niye davul suskun? Niye zurna çalmıyor? Pehlivanlar neden güreş tutmuyor? Hacı Gümüşoğlu'nun hey çekmesini bekliyoruz ağam. Hey güreşçiler! Hey davulcu! Hey hey! Ben emrediyorum. Çalsın davul. Başlasın güreş. Hey! Hadi senize! Ne duruyorsunuz? Size kim emretti ki davul çalıyorsunuz? Kimden emir aldınız ki güreşi başlatıyorsunuz? Davulu çaldıran da, güreşi başlatan da benim. Yakışıyor mu sana bu yaptığın Murat? Sana mı soracağım bana ne yakışıp yakışmadığını ha? Kimsin sen? Murat, bak ayıp oluyor ama. Dur. Senden mi öğreneceğim lan ayıbı? Oğlum yapmayın, ha? Durun yapmayın. Yapmayın. Murat, Hüseyin, yapmayın kardeşim. Şu halimize bak. Can arkadaşımızın düğününde çıkardığın rezilliğe bak. Kıskandın değil mi? Hey çekmeyi bana layık görmelerini kıskandın. Senin neyini kıskanacağım be? Boşuna dememişler. Ağanın şanı düğünde belli olur. Bırak ağalığı, adam bile değilsin sen. Ulan asıl sen adam değilsin. Adam olaydın arkadaşının. Söyle hadi ne? Adam olsaydım ne? Konuşsana. Sana söylüyorum. Ben adam gibi adamım aslanım. Senin gibi terbiyesizlik yapmam. Bana Hacı Gümüşoğlu derler. Sana Hacı Gümüşoğlu derlerse o zaman bundan böyle bana da Murat Efe desinler.
Yapma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.